Dönemin bir tarihçisinin uzun saçlı, acayip kılıklı, at üzerinde ok kullanan müthiş insanlar dediği Türkler 1018 yılında Çağrı Bey'in komutasında 3000 kişilik bir süvari grubuyla Anadolu'ya gelen Selçuklular. Selçuklularla binlerce yıllık Türk ve dünya tarihinin yeni, önemli bir sayfası açılıyor. Selçuklular, Gazneli topraklarını aşıp süratle Azerbaycan'a girmişler ve Anadolu'ya geçmişler. Selçukluların başında bu dönemde Tuğrul ve Çağrı Beyler bulunuyor. Tuğrul ve Çağrı Bey, Mikail'in oğlu ve Selçuk'un torunuydu. Bu yüzden daha sonra kendilerine Selçuklular denmişti. Selçuk Bey, kendisi gibi o dönemde Müslüman olan 200 bin çadır Oğuz Türk'ünden bir beydi ve 24 Oğuz boyunun 3 oklar kolundan kınıkların başında bulunuyordu. Mahir süvarilerden oluşan Selçuklular, kalabalık hayvan sürüleri ve atları için bol oklaklı geniş yaylalar aradı. Bu amaçla zaman zaman komşuları Karahanlılar ve Gaznelilerin sınırlarına taşıp yerli halkın şikayetlerine sebep oldular. Selçukluların güçlenmesi bölgenin hakimi Karahanlılarla Gaznelileri zor durumda bıraktı. Siyasi durum iyice gerginleşti. Bölgede değişiklikler oldu. Gazneliler bir baskınla Selçukluları bir hayli zayiata uğrattı. Bunun üzerine Çağrı Bey, dağılan Selçuklulardan 3000 kişilik bir süvari kuvvetiyle Gazneli mukavemet mevkilerini aşarak Doğu Anadolu sınırlarına kadar gitti. Van Gölü havzasından kuzeyde Tiflis'e kadar uzanan bölgede keşif harekatı yaptı. Bizans şehirlerine girdi. Ermeni ve Gürcü kuvvetlerini yenerek bölgenin otlak ve yaylaklarının keşfiyle gerek siyasi, etnik, kültürel ve askeri stratejik bilgileri topladı. Keşif harekatı neticesinde bölgenin Selçukluların yerleşmesine müsait olduğunu tespit ederek Tuğrul Bey'e bildirdi. İşte dönemin tarihçisinin gördüğü Türkler bunlardı. Selçukluların da mensup olduğu Türkler Oğuz Destanı'ndaki gibi bütün yeryüzünü çadırları kabul ederek çok geniş coğrafyalara yayılmış, dünyanın bilinen en eski kavimlerinden birisiydi. Bugün, milattan önceki dönemlere ait Orta, Kuzey ve Güney Asya'da bulunan birçok eser, onların güçlü bir medeniyet ortaya koyduklarını ispat ediyor. Türklerin bilinen tarih sahnesine çıkışları, milattan önce 3. yüzyılda Hunlarla gerçekleşti. Daha önce dağınık halde yaşadıkları varsayılan Türklerin bu dönemden sonra büyük bir devlete kavuştukları ve Çin sınırından Roma'ya kadar etkin oldukları biliniyor. Zaman zaman zor durumlara düşseler de tekrar toparlandılar. Bir devletleri yıkılınca yenisini kurdular. Daha doğrusu bir boyun liderliğinden bir başka boya geçen iktidarlarıyla devletleri hep var oldu. Avarlar, Göktürkler, daha sonra Uygurlar hep bu tarihi akışın devamcıları oldular. Türklerin Müslümanlarla ilişkileri 8. yüzyıl ortalarında başlamıştı. Bir defasında Çinlilerle savaşan Müslüman Araplara yardım ettiler. 750 yılındaki Talas Savaşı'nda Araplar Türklerin de yardımıyla galip geldi. Emevilerin son döneminde başlayan ilişkiler Abbasiler döneminde daha da gelişti.
tarihte bilinen halkı da yöneticileri de Müslüman ve Türk ilk devlet Karahanlılar oldu. Bu devirde yani 950'li yıllarda Türkler diğer Müslüman kavimlerle ilişkilerini artırmışlardı. Kaşgarlı Mahmud, Araplara Türkçe öğretmek için Divan-ı Lugati Türk adlı eserini kaleme almıştı. Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilik adlı eseri de bu döneme aitti. 10. yüzyıl sonlarından başlayarak 11. yüzyıl başlarında Oğuz Türkleri önce yine bir Türk devleti olan Gazne ülkesinde, daha sonra Horasan bölgesinde müstakil bir güç olarak belirdi. Bu güç, Selçuk'un oğulları olması sebebiyle Selçuklular diye anılacak olan devletin çekirdeğiydi. Devletin kuruluşunu sağlayan 1040 yılındaki ünlü Dandanakan Savaşı'ndan sonra Türkmen kitleler bugünkü Doğu Anadolu, Irak ve Suriye bölgelerine atmaya başladı. Daha sonra onlar Tuğrul ve Çağrı Beylerin yönlendirmesiyle Bizans'a doğru yürüyüşe geçtiler. İşte Türk tarihinin altın çağı böylece başladı. İç karışıklarla boğuşan İslam dünyası dışa dönük yeni bir güce kavuştu ve bu güç İslam dünyasının günümüze kadar en büyük temsilcisi olarak geldi. Selçukluların karşısındaki büyük güç Bizans'tı. Selçukluların Bizans'la ilk büyük karşılaşması 1048 yılında Erzurum Pasinler Ovası'nda oldu. Kutalmış ve İbrahim Yinal komutasındaki Türk ordusu Bizanslıları büyük bir bozguna uğrattı. Bu tarihten sonra Selçuklu beyleri Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya birçok sefer yaptılar. Selçuklular eski Türk geleneklerine göre yaşamakla birlikte İslam'ın kazandırdığı hasletlere de derin bir bağlılıkla bağlanmıştı. Türkler daha ilk yıllarından itibaren tasavvuf hareketlerine de katıldılar. Bildiğimiz en eski büyük Türk mutasavvıfı Hoca Ahmet Yesevi'dir. Anadolu'ya Selçuklularla birlikte ve ondan sonra gelen bütün İslam velilerinin Hoca Ahmet Yesevi'nin müritleri olduğuna inanılır. Horasan erenleri veya Horasan erleri denilen Türkmen dervişleri işte bunlardır. Gazi dervişler, İslam'ı henüz kabul etmiş olan Türkler arasında dini inanç birliğinin kurulmasında ve dinin öğretilmesinde çok büyük rol oynamışlardı. Bunlar özellikle sınır boylarında İslam'ın gaza ve cihat ruhunu daima uyanık tutmak suretiyle Türk hakimiyetinin yayılmasına hizmet etmişlerdi. Bugün Anadolu'nun birçok köy, kasaba ve şehrinde türbeleri bulunan gazi dervişler hala rahmet ve minnetle anılıyorlar. Dede Korkut kitabında eski Türk alt tipiyle Müslüman gazi tipinin nasıl birleştirildiğini gösteren çok canlı örnekler var. Tuğrul Bey'den sonra yerine Çağrı Bey'in oğlu Alparslan geçti. Anadolu fetihleri Alparslan döneminde de devam etti. Akınlar Doğu ve Güneydoğu Anadolu merkez olmak üzere Batı Anadolu'ya kadar yayıldı. Nitekim Alparslan 1064 yılında büyük bir orduyla Azerbaycan'a geldi. Gürcistan'ı tamamen fethetti. Doğu Anadolu sınırlarındaki Bizans idaresini kabul etmiş bazı Gürcü ve Ermeni prensliklerini kendine bağladı.
devrin en güçlü surlarına sahip olduğu için fethedilemez denilen Ani şehrini Ağustos 1064'te ele geçirir. Alparslan'ın kumandanlarından Afşin, 1070 yılında Batı Anadolu'ya kadar geldi. Bizans zor durumdaydı. Doğudan Selçuklular, batıdan Macarlar, Uzlar ve Peçenekler gibi Türk asıllı topluluklarda Bizans'ı sıkıştırıyordu. Türkmenler hem siyasi hem de iktisadi anlamda Anadolu'yu kendi gelecekleri açısından önemli görüyorlar. Bu dönemde Anadolu'da nüfus çok azalmış, büyük bir kargaşa hüküm sürüyor. Bizans tahtına Roman Diyojen geçti ve doğuya, yani Selçuklu Türklerine karşı bir harekat başladı. Alparslan aynı anda Roman Diyojen'in harekatını haber aldı. Mısır'a yapmakta olduğu seferi yarıda bırakarak Ahlat'a döndü. 1071 yılının Ağustos ayı sonlarıydı. Roman Diyojen kalabalık ve büyük ordusuyla Malazgirt Kalesi'ni aldı. Alparslan ordusuyla birlikte Rahva Ovası'na geldi. Burası Malazgirt'e çok kısa bir mesafedeydi. Buradaki tepeleri kontrol altına alarak ordusunu yerleştirdi. Alparslan tedbirini alarak barış teklifinde bulundu. Red cevabı üzerine bütün savaş hazırlıkları yapıldı. ...25 Ağustos Cuma günü iki ordu da yerlerini aldı. Savaş düzenine geçti. Alparslan, ölürsem kefenim olsun diyerek beyaz giysiler giydi ve ordusuna şöyle seslendi. Beni izlemek isteyenler gelsin. Geri dönmek isteyenler serbestçe dönsünler. Onlara hiçbir ceza verilmeyecektir. Bugün burada ne emreden bir sultan ne de emir alan bir asker vardır. Ben de sizlerden biriyim ve sizinle birlikte savaşacağım. Bu sözlerinin arkasından Alparslan eski bir Türk töresi gereğince atının kolanını sıktı, kuyruğunu bağladı, ok, yay ve topuzunu aldı. Bütün asker ve komutanlar da aynı şeyi yaptılar. Bizans tarafında da papazlar orduya moral vermek için çalışıyordu. Savaş meclisi hazırlıklarını tamamlamıştı. Bütün büyük savaşlardaki Türk savaş hilesi burada da yürütüldü. Tekbir ve boru sesleriyle Selçuklu merkez kuvvetleri hücuma geçti. Bu düzmece bir saldırı. Bizanslılar büyük bir kuvvetle bu saldırıya karşı koydular. Türkler geri çekilirken çevredeki atlı kuvvetler hilal biçiminde düşmanı sarmaya başladı. Bu saldırılar sonucunda Bizans ordusu dağıldı. Bizans ordusundaki Türk asıllı Uz ve Peçenek komutanların Türk tarafına geçmesiyle tam bir bozguna uğradılar. Roman Diyojen tutsak edildi. Malazgirt zaferi bütün İslam dünyasında sevinçle karşılandı ve İslam aleminin en taze kuvveti olarak Türkler ön plana çıktı. Bizans'ın 1071'deki Malazgirt yenilgisi sonrasında yapılan anlaşmaya uymaması sebebiyle Türk beyleri Anadolu içlerine, hatta İstanbul Boğazı'na kadar geldiler. Selçukluların büyük hükümdarlarından Sultan Melikşah zamanında ise Selçuklu tarihinin askeri, siyasi, ilmi ve edebi alanda en parlak dönemi yaşandı.
devletin toprakları has, ikta ve haracı arazi diye ayrılmıştı. Has arazi doğrudan hükümdara, ikta arazisi ordu mensuplarına aitti ve buralardaki çiftçilerin vergisi onlara gelir olurdu. Köylü ve şehirliler küçük topraklarında mülk sahibi olarak istedikleri tasarrufu yapabiliyorlardı. Tarım arazisi ve ormanlar devletindi ve şahıslar bunun sadece gelirini alabilirdi. Toprak üzerinde çalışan köylüler de, şehirlerde esnaflık ve zanaatkarlık yapanlar da hür insanlardı. Orta Çağ Avrupa'sında görülen toprağa bağlı serflik sistemi yoktu. Köylüler de, ikta sahipleri de aynı hukuka tabiydiler. Yani hepsinin üstünde İslam şeriatı ve eşitliğe dayanan örf vardı. Selçuklularda devlet ilim ve alimlerin yanında olup gelişmesi için bütün imkanlarını seferber etmişti. Dini eğitim ve öğretimin yapıldığı medrese, tekke ve zaviyeler ülkenin her tarafında yaygındı. Selçuklu medreselerinde dini ve fenni bütün ilimler konunun mütehassısları tarafından okutulurdu. Selçuklular zamanında değerli alimler yetişip hala değerini koruyan orijinal eserler yazıldı. Medreselerde akli ve nakli bütün ilimler öğretilirdi. Medreselerde mütehassıslarınca okutulan riyaziye, matematik, heyet, astronomi, hendese, geometri, cebir, fizik, kimya sahalarında büyük alimler yetişti. Rasathaneler kurularak gök cisimlerinin hareketleri izlendi ve esaslı takvimler yapıldı. Selçuklu sultan ve devlet adamlarının destek ve himayesiyle kıymetli edebiyatçı ve şairler yetişti. Selçuklu Sarayı'nda devlet teşkilatıyla edebiyat çevrelerinde genellikle Farsça, medrese çevrelerinde Arapça, Selçuklu Hanedanı ve Türkmenler arasında ve orduda da Türkçe konuşulup yazılırdı. Büyük Selçuklu mimari ve sanat eserlerinin çoğu birer şaheserdir. Daha çok Merv, Rey, İsfahan, Hemedan, Bağdat ve Nişabur'da muhteşem saraylar ve camiler inşa ettiler. Kitabe, hat, tesip, süsleme, minyatür, çini, halı, kilim ve seccadelerse Selçuklu eserlerine ayrı bir zenginlik kazandırır. Selçukluların sahabe-i kiram, ehl-i beyt, alim ve muhterem zatlara saygıları büyüktü, bu yüzden onlara muhteşem türbe ve külliyeler yaptılar. Sultan Melikşah'ın ölümünden sonra ülke küçük devletlere ayrıldı. Suriye Selçukluları, Irak ve Horasan Selçukluları, Kirman Selçukluları ve Anadolu Selçukluları bunlardan bazılarıdır. Yıkılma sürecindeki devletin Anadolu'da bulunan toprakları üzerinde ayrıca birçok beylik ve atabeylikler kuruldu. Çaka Beyliği, Artuklular, Mengücekler, Danişmentliler bunlardan bazıları. Bu beylikler sahip oldukları topraklara getirdikleri Türk nüfusuyla ve yaptıkları mimari eserlerle Anadolu'nun Türkleşmesinde önemli rol oynadılar. Anadolu topraklarında daha sonra kurulan Anadolu Selçuklu Devleti'nin güçlenmesinde bu beyliklerin önemli etkisi oldu. Bugün bile bu beyliklerin eserlerine Türkiye'nin hemen her yerinde rastlamakta ve hayranlıkla seyretmekteyiz.
Büyük Selçuklu Devleti'nin yerine kurulan en önemli devlet, şüphesiz bugünkü Türk Devleti'nin de temeli sayılan Anadolu Selçuklu Devleti'dir. 1078'de İznik şehrini merkez üs yaparak Anadolu'yu Türklere kazandırmaya çalışan Kutalmışoğlu Süleyman Şah, kısa sürede egemenliğini Anadolu'nun tamamına yaymayı başardı. Türklerin Anadolu'daki bu yerleşimlerini gören Hristiyanlar Haçlı seferlerini başlattılar. 1. Kılıç Aslan zamanında başlayan Haçlı seferleri sonunda İznik Bizans'a devredildi ve Türkler Anadolu içlerine çekildi. 1. Kılıç Aslan bunun üzerine Konya'yı başkent yaparak saldırganlara karşı yıpratma savaşı başlattı. Fakat Suriye'ye yönelen Haçlıları durduramadı. Haçlılar girdikleri her yerde büyük katliamlar yaptılar. Kudüs'te 70 bin kişiyi çoluk çocuk demeden katlettiler. Sultan 1. Mesud, dağılan Anadolu Birliği'ni yeniden kurma çalışmaları yapıyor. Fakat Haçlı seferleri durmak bilmiyor. 2. Haçlı Seferi'nde Alman Haçlı ordusu Eskişehir yakınlarında Sarısu kenarında 1147'de imha edildi. Hemen arkasından toparlanarak gelen Haçlıları Denizli Kazıkbeli mevkiinde yaptıkları saldırılarla yıprattılar. Haçlılar büyük zayiat verdiler. 1. Mesud Konya'ya yönelen Bizans ordularını püskürttü. Haçlı ordusunu Ceyhan yakınlarında yenilgiye uğrattı. 2. Selçuklu tahtına dedesi gibi büyük bir devlet adamı olan 2. Kılıç Aslan geçmişti. 2. Kılıç Aslan beyler arasındaki anlaşmazlıkları gidererek Anadolu'da birliği sağlama yolunda önemli mesafe almıştı. Selçukluların tekrar güç kazanması Bizanslıları ürkütüyordu. 1170'lere gelindiğinde Türkleri Anadolu'dan atma planları devam ediyordu. 1176 yılında Bizans İmparatoru Manuel bunu tatbik etmek için harekete geçti. İmparator Ayasofya'da dini tören yaptıktan sonra Anadolu'yu yeniden almak üzere sefere çıktı. İmparator Manuel o güne kadarki orduların en kalabalığını meydana getirdi. Sultan 2. Kılıç Aslan bunu haber alınca 50 bin kişilik bir ordu oluşturdu ve bugün Denizli Çivril yakınlarındaki Düzbel'e geldi. Sultan Kılıç Aslan bir yandan sulh teşebbüslerini sürdürürken diğer yandan oldukça kalabalık olan düşmanı zor durumda bırakmak için elinden geleni yaptı. Bizans ordusu da 100 binin üzerindeki kuvvetle Honaz'dan geçerek ilerledi. 17 Eylül 1176'da iki ordu Miryakefelon'da yani Düzbel'de karşılaştı. Sultan Kılıç Aslan vadiyi bölen geçidi tuttuğundan Bizans ordusu ikiye bölündü. Geçit tamamen Türk kuvvetlerince kapatılmış olduğundan dar vadide sıkışıp kalan Bizans kuvvetleri parça parça edildi. İmparator Manuel ordusunun önce sol ve sağ kanadının daha sonra artçı kuvvetlerinin imha edilmesini üzüntüyle seyretmekten başka bir şey yapamadı. Böylece Türk Sultanı 2. Kılıç Aslan tarihin en büyük imha savaşlarından birini yaptı ve çok büyük bir zafer kazandı. Bu zaferle Bizans'ın Anadolu'daki etkisi tamamen ortadan kalktı. Ama 3. Haçlı Seferi yine büyük kayıplara sebep oldu. 2. Kılıç Aslan ve iki oğlu Rüknettin Süleyman ve Gıyasettin Keyhüsrev bu dönemi atlattıktan sonra fetihlere yeniden başlandı. Gıyasettin Keyhüsrev önce Karadeniz Seferi'yle Samsun'a çıktı. Ardından Antalya'yı fethetti. Hemen arkasından Denizli Havalisi'nin topraklarına kadar. Bu genişlemeden rahatsız olan Bizanslılar verdikleri vergileri kesti ve Gıyasettin Keyhüsrev'in üzerine yürüdü. İki ordu Alaşehir'de karşılaştı.
ilk taarruzda Bizanslılar dağılıp kaçtı. Fakat savaşta bir er gibi çarpışan Gıyasettin Keyhüsrev şehit düştü. Türk ülkesini denizlere uzatan bu büyük hükümdar, Anadolu'yu yurt yapan şehitler kervanına katıldı. Gıyasettin Keyhüsrev, kendisi alim ve şiir yazan sanatkar bir insandı. Oğulları İzzettin Keykavus ve Alaaddin Keykubat'ı da öyle yetiştirmişti. İzzettin Keykavus da babası gibi fetihlere devam etti. Samsun Ereğli arasını topraklarına kaptı. Kilikya'daki Ermeni krallığını hakimiyeti altına aldı. Bir taraftan seferlerine devam ederken bir yandan da imar çalışmalarını sürdürüyordu. Sivas Darüşşifası onun en büyük eserlerinden biridir. Hem tıp okulu hem hastane olan bu eserin çağında bir benzeri daha yoktu. Ne yazık ki bu büyük sultan da genç yaşında vefat etti ve yerine Türkiye Selçuklularının en büyük sultanı diye anılan Alaaddin Keykubat geçti. Sultan 1. Alaaddin Keykubat zamanındaysa Türk tarihinin en parlak dönemlerinden biri yaşandı. Alanya'nın da fethedildiği bu dönemde devletin toprakları genişledi. Kırım'a asker çıkardı, Karadeniz'in güvenliğini sağladı. Bütün İçel bölgesini Türk topraklarına kattı. Mengücekoğulları Beyliği'ne son verdi ve merkeze bağladı. Mısır Eyyubileriyle iyi ilişkiler kurdu ve dost oldu. Bütün gücünü Anadolu'nun imarına verdi. Böylece harap durumdaki Anadolu gittikçe şenlendi ve ticari faaliyetler arttı. Türkler Anadolu'ya iyice yerleşti. Anadolu'dan Türkiye diye bahsedilmeye başlandı. Doğudan batıya Türkmen göçleri devam ediyor, yeni gelenler uygun bölgelere yerleşiyor. Bu dönemde yapılan yerleşmelerin çoğu günümüze kadar gelmişti. İskan edilen Türkler yerleştikleri yere kendi boylarının adını vermiş, böylece Anadolu'da Kayı, Kınık, Yüreğin, Yazır, Avşar, Sorgun, Karkın gibi boy adlarını taşıyan yüzlerce köy ve kasaba kurulmuştu. Bugün bunların hatırasını hemen her yerde görüyoruz. Bu köyler aynı zamanda yaylaklara da sahipti ve hayvanlarını bu yaylaklarda otlatıyorlardı. Anadolu'daki birçok yaylada o dönemden bugüne bu toplulukların kullanmış olduğu yaylalar olarak günümüze geldi. Aslında doğumdan büyüğüne, aile hayatından toplumsal hayata birçok şey o günlerden bir hatıra ve miras olarak bugünlere gelmiştir. Mesela onlardan önce ve o dönemde yapılmış kinilerde ve diğer eserlerde gördüğümüz gibi ancak hükümdarlar ve orada bulunan en büyük kişi bağdaş kurabilir. Bugün de Anadolu'da bir yerde kendisine hürmet edilen en büyük kişi bağdaş kurabilir. Yani gelenek devam etmektedir. Orta Asya'dan, Azerbaycan'dan sadece göçerler değil, çiftçiler, şehirli zanaatkar ve ilim adamları, bürokratlar da gelmişti. Ve bunlar da Konya, Malatya, Tokat, Kayseri, Sivas, Denizli gibi şehirlere yerleşmişlerdi. Devletin gelir kaynakları, arazi vergisi olan haraç, ziraat vergisi olan öşür, iltizam, ganimet, bağlı ve komşu devletlerin hediye ve yıllıklarıydı. Halkın refahı ve devletin zenginliğiyle
kısa sürede büyük gelişmeler oldu. Ülkede ticaret gelişti, imar faaliyetleri hızlandı, yollar üzerinde kervansaraylar inşa edildi. Artık iki denizin sultanı diye anılmaya başlayan Selçuklu sultanları tarafından Karadeniz ve Akdeniz'de tersaneler kuruldu. Sinop ve Alanya tersanelerinden yapılar bugüne kadar ulaşan Selçuklu tersanelerinin sadece küçük birer örneğidir. Anadolu Selçukluları da ataları gibi ilme çok önem veriyor. İbn-i Lesir tarihinde Kutalmışoğlu'ndan bahsederken şaşılacak şekilde astronomi biliyordu. Oğulları da bu ilimlere rağbet gösterdiler, diyordu. İlmi çalışmalar büyük hız kazanmıştı. Gerçekten bu dönemde medreseler açıldı ve bilimde önemli gelişmeler kaydedildi. Birçok darüşşifa inşa edilerek hastalıkların tedavisine çalışıldı. Anadolu Selçuklu ülkesinin başkenti Konya, her yandan bilim adamı, sanatçı, edebiyatçı, din adamı gibi herkesin buluşma noktası oluyordu. Sadettin Konevi, Mevlana gibi din adamları ve mutasavvıflar da Konya'da yetişmiş ve eserleriyle günümüzde de yaşayan büyük şahsiyetlerdi. Bir başka bilim adamı Ebu'l-İz, tarihteki ilk robotların çizimini yapmış ve herkesi hayretler içinde bırakan bir eser vermişti. Yine bu dönemde Selçuklu ülkesinde yetişmiş ve Anadolu'nun manevi mimarları olmuş isimler arasında Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Ahi Evran, Aşık Paşa, Süleyman Türkmani gibi büyük gönül adamları sayılabilir. Selçukluların hakim olduğu Anadolu, bu devirde ekonomik bakımdan en yüksek seviyeye çıktı ve milletler ve kıtalar arası ticarette köprü görevi gördü. Ülke içinde ve dışında, kıtalar ve milletler arası ticareti emniyetle sağlayan yol ve kervansaraylar yapıldı. Ticaretin gelişmesi, gümrüklerin azlığı, üretimin bolluğu, otlak ve hayvanların çokluğu sebebiyle Selçuklu ülkesinde zenginlik ve refah vardı. Bol buğday, pirinç ve pamuk tarımı yapılıyordu. Çok hayvan yetiştirilip diğer ülkelere satılıyordu. Madencilik gelişmişti. Bakır, demir, gümüş ve dokuma sanayi için şap madeni çıkarılıyordu. Denizli Tokat başta olmak üzere birçok merkezde dokumacılık gelişmişti. Pamuk ve yünlü dokuma, pek kumaşlar, ipek tül ve mendil dokunup ihraç ediliyordu. Toprak işleri de gelişmişti. Zarif çiniler imal edilip Selçuklu eserlerini süslüyordu. Müzik
Yapılan ve satılan mallar sıkı kontrolden geçerdi. Her zanaat kolu bir lonca teşkilatına bağlıydı. Loncalar meslek ve erbabını kontrol altında tutardı. Lonca reisine ahi, ahilerin reisine de ahi baba denirdi. Bu teşkilat daha sonra Osmanlılara geçti. Esnaf ve tüccar mallarının alınıp satıldığı, tanıtıldığı hanlar ülkenin her tarafında inşa edilmişti. Hanların yanında mahalli, milli ve milletler arası pazarlar kuruldu. Selçuklular şeker ve nadide eşya alıp at, halı, ipek ve maden satarlardı. Ancak işte tam bunlar olurken uzaklardan bir tehlike belirdi. Bu tehlike Moğol ateşiydi. Tehlikenin farkında olan ve bir takım hazırlıklar yapan Alaaddin Keykubat'ın zehirlenerek öldürülmesi ülkede karışıklıkların çıkmasına neden oldu. Dini siyasi Babailer isyanını Moğol istilası izledi ve 1243'te Moğollarla yapılan Köse Dağı Savaşı sonrasında Anadolu Moğollar tarafından işgal edildi. Ülke bir müddet Moğol vesayeti altında yaşadı. Fakat hakim kültür, Türk-İslam kültürü ağır bastı. Moğollar zamanla İslamiyet'i kabul etti ve yerli halka karıştı. 13. yüzyılın sonlarına doğru Moğol egemenliğinin zayıflamasıyla birlikte Selçuklu döneminde uçlarda ve sınırlarda yerleştirilmiş olan Türkmenler Anadolu topraklarında irili ufaklı birçok beylik kurdu. Karaman, Germiyan, Eşref, Hamit, Menteşe, Çandar, Pervane, Sahip Ata, Karesi, Saruhan, Aydın, İnançoğulları ve Osmanoğulları bu dönemde Anadolu'da kurulmuş olan Türkmen beylikleriydiler. Beylikler dönemi olarak adlandırılan bu dönemde Anadolu tamamıyla bir Türk yurdu haline geldi ve geniş ölçüde tahrip olan ülke yeniden imar edilmeye başlandı. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük devleti olarak 600 yıl yaşayan Osmanlı Devleti, Selçukluların oluşturduğu işte bu sağlam temeller üzerinde kuruldu ve gelişti.